meta dolaşımı sermayenin çıkış noktasıdır. Meta öğretimi ve gelişmiş meta dolaşımı yani ticaret, sermayenin içinde doğduğu tarihsel koşulları meydana getirir. Dünya ticareti ya da dünya pazarı 16. yüzyılda sermayenin modern tarihini başlatmıştır. Meta dolaşımının maddi içeriğini yani çeşitli kullanım değerlerinin birbirleriyle mübadelesini bir yana bırakır ve sadece bu sürecin doğurduğu iktisadi biçimleri ele alırsak bu sürecin son ürününün para olduğunu görürüz. Meta dolaşımının bu son ürünü sermayenin ilk görünüm biçimidir. Tarihsel açıdan baktığımızda sermayenin toprak mülkiyetinin karşısına her yerde ilk olarak para biçimiyle parasal servet, tüccar sermayesi ve tefeci sermayesi olarak çıktığını görürüz. Her yeni sermaye sahneye yani piyasaya, meta piyasasına, emek piyasasına ya da para piyasasına ilk olarak hala para biçiminde belirli süreçler aracılığıyla sermayeye dönüşecek para olarak çıkar. Meta dolaşımının dolaysız biçimi yani meta para meta yani metanın paraya dönüşmesi ve paranın yeniden metaya dönüşmesi satın almak için satmaktır. Ama bu biçimin yanında spesifik olarak farklı ikinci bir biçimi para meta para biçimini buluruz. Burada ilk önce para metaya dönüşür ve sonra meta yeniden paraya dönüşür. Yani satmak için satın alınır. Hareketiyle bu ikinci dolaşımı gerçekleştiren para sermayeye dönüşür sermaye olur ve tanımı gereği bile sermayedir. Para meta para dolaşımına biraz daha yakından bakalım. Bu dolaşımda tıpkı basit meta dolaşımı gibi iki karşıt evreden geçer. Birinci evre olan para meta ile yani satın alma ile para metaya çevrilir. İkinci evre olan meta para ile yani satışla meta tekrar paraya çevrilir. Bu iki evre bir arada parayı meteyle ve aynı meteyi tekrar parayla değiştiren bir hareket bütünü meydana getirir. Metalar tekrar satılmak için satın alınırlar. Sürecin bütününün vardığı sonuç paranın parayla mübadelesidir. 100 sterlinle 2000 libre pamuğu alsam ve 2000 libre pamuğu 110 sterline satsam, aslında 100 sterlini 110 sterline yani parayı parayla mübadele etmiş olurum. Şimdi şurası açıktır ki dolaşım sürecinin aracılığından yararlanarak birbirlerine eşit iki para değeri birbirleriyle Örneğin 100 sterlin 100 sterlinle değiştirilmek istenecek olsa dolaşım süreci para meta para anlamsız ve saçma bir şey olurdu. Basit meta dolaşımında her iki uç aynı iktisadi şekle sahiptir. Uçların ikisi de metadır. Bu metaların değer büyüklükleri de aynıdır. Ama bunlar örneğin tağıl ve elbise gibi nitel olarak birbirlerinden farklı kullanım değerleridir. Ürün mübadelesi yani kendinde toplumsal emeğin temsil edildiği birbirlerinden farklı maddelerin mübadelesi burada hareketin içeriği ve temelidir. Para meta para dolaşımında durum farklıdır. Bu dolaşım biçimi totolojik olduğu için ilk bakışta amaçsız gibi görünür. Uçların ikisi de paradır. Yani nitel olarak birbirlerinden farklı kullanım değerleri değildir. Çünkü para metaların özel kullanım değerlerinin kendisinde yok olduğu değişmiş biçimlerinden başka bir şey değildir. İlk önce 100 sterlin pamukla ve aynı pamuk 100 değiştiriliyorsa yani daha önceden bahsettiğimiz gibi bu dönüşüm saçmadır, gereksizdir. Bir para miktarı diğer bir para miktarından genellikle büyüklüğüyle ayırt edilebilir. Bunun için para meta para sürecinin içeriği uçlarının nitel bakımından birbirlerinden farklı oluşun eseri değildir. Çünkü bunların ikisi de paradır. Sürece içerik kazandıran şey yalnızca bu uçların nicel olarak farklılığıdır. İşin sonunda dolaşımdan çekilecek olan para, işin başında dolaşıma sokulan paradan daha fazladır. Yani 100 sterline alınmış pamuk 110 sterline satılır. Bundan ötürü bu sürecin tam biçimi para meta daha fazla para şeklindedir. Yani sürecin sonunda başlangıçtan daha fazla bir para elde edilir. Marx bu fazlalığa yani başlangıçtaki değeri aşan fazlalığa artık değer adını verir. Bundan dolayı başlangıçta dolaşıma sokulan değer dolaşımda sadece olduğu gibi kalmaz değer büyüklüğünü değiştirir. Kendine bir artık değer ekler. Ve bu hareket onu sermayeye dönüştürür. Gerçi meta para meta sürecinde her iki uçtaki metanın örneğin elbise ve tağılın nicel olarak birbirlerinden farklı değer büyüklükleri olması mümkündür. Köylü tağılının değerinden fazlasına satabilir veya kazık da yiyebilir. Ne var ki böylesine bir değer farklılığı sadece tesadüfi bir şeydir. Para meta daha fazla para sürecinde ise süreç sonrası daha fazla değer elde etme temel amaçtır. Para sahibi bu hareketin bilinçli taşıyıcısı olarak kapitalist haline gelir. Dolaşımın nesnel içeriği yani değer büyümesi kapitalistin öznel amacıdır. Ve ancak soyut zenginliğe gittikçe artan miktarlarda sahip olma isteği para sahibinin işlemlerinin biricik dürtüsü olduğu ölçüde bu kimse kapitalist veya kişileşmiş irade veya bilinçle yüklü sermaye olarak işlev görür. Demek oluyor ki kullanım değerine asla kapitalistin dolaysız amacı gözüyle bakılamaz. Aynı şekilde kapitalist için tek bir kez elde edilen kar değil, yalnızca durdurak bilmeyen kar sağlama hareketi önemlidir. Bu süreçlerin aktif öznesi olarak değer, her şeyden önce kendi kimliğini, yine kendisiyle kurmasını sağlayacak olan bağımsız bir biçime gereksinim duyar. Ve bu biçime yalnızca para şeklindeyken sahiptir. Bundan ötürü bütün değerlenme süreçlerinin çıkış noktası da sonuç noktası da paradır. Ama paranın kendisi değerin iki biçiminden yalnızca birisidir. Meta biçimine girmedikçe para sermayeye dönüşemez. Demek oluyor ki para burada metanın karşısına gömülemede olduğu gibi hasım olarak çıkmaz. Kapitalist bilir ki ne kadar kötü görünürse görünsün, kendisi için ne kadar amaçsız olursa olsun tüm metalar bir paradır. Paradan daha fazla parayı yapmayı sağlayan mucizevi araçlardır. Pahalıya satmak için satın almak, yani para meta daha fazla para biçimi, sırf bir tür sermaye, tüccar sermayesine özgü bir biçimmiş gibi gözükür. Ne var ki meta'ya dönüşen metaların satışı ile gerisin geriye daha çok paraya dönüşen sanayi sermayesi de paradır. Dolaşım alanı dışında kalan ve alışta satış arasında geçen süre içinde gerçekleşen olaylar bu hareketin biçiminde hiçbir değişikliğe yol açmaz. Son olarak faiz getiren sermaye söz konusu olduğunda para meta daha fazla para biçimi kendini kısaltmış şekilde aracısı sonucuyla deyim yerinde ise özlü biçimde yani para ve daha fazla para olarak Herhangi bir aracı olmadan hemen daha fazla para biçimiyle kendisinden büyük olan değer biçiminde gösterir. O halde gerçekte para meta daha fazla para biçimi dolaşım alanında dolaysız şekilde görüldüğü biçimiyle sermayenin genel formülüdür. Müzik